Dünyanın en önemli malzemelerinden biri plastikler. Aslında geçmişi çok uzun değil. Uzun süredir bilinen doğal kauçuğun ardından aynı özelliklere sahip üretilebilir bir malzeme geliştirmek için başlayan çalışmalar 20. yüzyılın başında başarıyla sonuçlandı. Ardından da hızla yaygınlaştı. Türkiye aynı süreçte plastik işleme alanında hızla gelişen ülkelerin başında geldi. Bugün Avrupa'nın ikinci büyük üretimini gerçekleştiriyor ve 150'den fazla ülkeye ihracat yapıyor. Plastikleri sanayinin ve hayatımızın her alanında görüyoruz. İnşaattan gıda sanayine, otomotivden bilgisayarlar başta olmak üzere elektronik sektörüne kadar her sektöre mamul ve yarı mamul veriyor. Plastik denilince basit ürünler akla geliyor. Oysa bu doğru değil. Plastikler, üzerinde en fazla Ar-Ge ve inovasyon çalışması yapılan malzemelerin başında geliyor. Bu malzemeler artık otomobillerde, uçaklarda, hatta uzay araçlarının kritik parçalarının üretiminde kullanılıyor. Gövdesi plastik kompozit malzemelerle yapılmış yolcu uçakları gökyüzünde uçmaya başladı. Plastikler, giydiğimiz kıyafetlerden kullandığımız elektronik cihazlara kadar her alanda hayatımıza dokunuyor. Üstelik alternatifsiz. Örneğin tekstil sektöründe polimer ürünler kullanılmasa bu kadar ucuz ve çok kıyafetimiz olamaz. Çünkü aynı sayıda tekstil ürününü üretmek için çok daha fazla tarım alanına lifli bitki ekmek zorunda kalınır. Böyle yapılsa gıda üretecek araziler yarı yarıya azaltılmak zorunda kalınır ki bu imkansızdır. Türk plastik sektörü dünyanın 7., Avrupa'nın 2. büyük üreticisi. Bu sektörün temsil edildiği sivil toplum örgütlerinden biri olan Plastik Sanayiciler Derneği Başkanı Reha Gür, Türk plastik sektörünü tanıtıyor ve plastiklere yönelik olarak geri dönüşüm bilincini anlatıyor. Türk plastik sektörü dünyanın en büyük 7., Avrupa'nın en büyük 2. plastik sektörü. Sadece hacimsel büyüklüğüne bakmamak lazım. Nitelik olarak yani sadece nicelik değil, niteliğine de bakmak lazım. Nitelik olarak baktığımızda da öncü bir sektör Türk plastik sektörü. Bu neye dayanarak söylüyorum? Türkiye'de üretilen plastik ham maddeler, plastik mamuller, parçalar dünyanın her yerine ihraç ediliyor. En önemli otomobil firmaları, otomotiv firmaları, en önemli uçak üreten firmalar, en önemli elektrik elektronik üreten firmaların tamamı Türk plastik sektörüyle çalışmakta. Türk plastik sektörü bu anlamda bakıldığında hükümetin planlamakta olduğu yerli otomobille ilgili de en fazla dayanak alacağı, destek alacağı sektör olarak ortaya çıkmakta. Çünkü kabiliyetler o kadar ileri safhada ki bugün başka ülkelerin, gelişmiş ülkelerin bütün ihtiyaçlarını, bütün eksikliklerini, bütün problemlerini çözebilen Türk plastik sektörü otomotiv sektörünün de yeni yerli araç üretiminde en büyük dayanağı olacak. Bakıldığında yeni teknolojiler konusunda da Türk plastik sektörü öncü durumda. Bugün yeni trendler olarak gördüğümüz elektrik ileten plastikler, ısı ileten plastikler Türk plastik sektörü tarafından ham madde anlamında geliştirilebiliyor. 3D printingle yani 3 boyutlu printerla yazılabilen plastik malzemelerle üretilebilen prototip üretimlerini yapabildiğimiz ham maddeler de Türk plastik sektörü tarafından üretilebilmekte. Bunlar tabii ülkemiz sanayinin en büyük avantajları. Biz neden beyaz eşyada elektronik sektöründe çok kuvvetli hale geldik? Çünkü metalde de kuvvetliyiz, beraberinde plastik sektörümüz çok kuvvetli. Diğer sektörlere sürekli ham madde ve inovasyon Ar-Ge desteği verebilecek durumda. Yapılması gereken dünya ticaret hacmine baktığımızda Türk ihraç ürünlerinin maalesef payı tüketimde azalma yönünde devam ediyor. Dolayısıyla plastik sektörünün bir diğer önemi de bu noktada ortaya çıkıyor. Plastiğin talebi artıyor dünyada. Plastik sektörünün de ihracat içindeki payı gittikçe artıyor. Geleceğin malzemesi olan plastiğin her anlamda desteklenmesi, ülkenin sürdürülebilir rekabet gücünün ve sanayisinin gelişmesinin bir yolunu açacaktır. Dolayısıyla Türk plastik sektörünün sadece bugün için değil, geleceğin malzemesi olmasından dolayı geleceğin Türkiye'sini kurma noktasında da desteklenmesinin önemi çok fazla olacak. Çevreyi kirleten plastik değil, çevreyi kirleten insanlar. Çevreyi plastik kirletmiyor, insanlar kirletiyor. Doğrusu kaynağında ayrıştırma kültürünün yerleştirilmesi. Biz Plastik Sanayicileri Derneği olarak artık bugünün yetişkin insanlarının alışkanlıklarını değiştirmenin çok zor olduğunun bilincindeyiz. Ağaç yaşken eğilir mantığıyla 6 ile 11 yaş arasındaki çocuklarımıza bir tiyatro oyunu oynatıyoruz.
Bu tiyatro oyunu, Çöp Çetesi adı altında bir tiyatro oyunu. Bunları ilkokullarda, ilkokul çağındaki çocuklarımızın kaynağında ayrıştırma kültürünü edinmeleri için oynatmaktayız. İnteraktif oyunlar aynı zamanda. Sahnede çeşitli atıkların bulunduğu, çocukların o atıkları bulup uygun kutularına atmasını sağlayan, onların da katılımını sağlayan bir oyun bu. Eğlenceli, keyifli, oynatarak sevdirmeyi esas alan bir oyun grubu. Biz ne diyoruz çocuklarımıza? Plastikler ekonomik değeri olan malzemelerdir. Çöpe gitmemeli. Doğru yerde, kaynağında ayrıştırılmalı, tekrar ekonomiye kazandırılmalı. Biliyorsunuz bizim projemiz Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi. Sloganımız da sıcak bir yuva her canlının hakkıdır. Sokaktaki dostlarımıza, kedi ve köpek dostlarımıza yuva kazandırmak maksadıyla geliştirmiş olduğumuz bir proje. Proje recycle, yani daha doğrusu geri dönüştürülmüş plastiklerden üretilen yuvalardan, hayvan kulübelerinden oluşuyor. Bunları belediyelerimizin hayvan barınaklarına PAGDER'le işbirliği yapmaları durumunda bağışlıyoruz. Herhangi bir ücret istemiyoruz. Sadece beklentimiz bu projeyle ilgili, bu projeye işbirliği kuruluşu olmaları ile ilgili belediyelerimizden bizim çocuklarımızı, gençlerimizi bilinçlendirecek görsellerimizi atık toplama kutularına, atık toplama konteynerlerine görsel olarak giydirmeleri. Bu sayede atıkların kaynağında ayrıştırma kültürüne yönlendirilmesini sağlamaları. Amaç bu. Reha Gür'ün dikkat çektiği önemli bir nokta daha var. Çok sayıda kişi plastiklerin çevreye zarar verdiğini zanneder. Oysa plastikler çevreye en az zarar veren sağlıklı ürünlerin başında gelir. Dünyanın en çevreci malzemesi plastiktir. Bunu hep söyleye gelmiş durumdayız. Neye göre söylüyoruz? Bir kez plastik kendi Latince'den gelen ismiyle sonsuz kez şekillendirilebilen, işlenebilen malzeme anlamına geliyor. Mahir ellerde doğru koşullarda işlendiği zaman özelliklerini kaybetmiyor. Sonsuz kez kullanılabilen bir malzeme. Dolayısıyla plastikler çevreyle en dost malzemelerdir. Neden en dost malzemelerdir diyoruz ya da neden böyle bir sürekli algı probleminden bahsediyoruz? Aslında onun temeline inmek lazım. Plastik sektörü 1950'li yıllarda ticarileşmeye başlıyor dünyada. 1,5 milyon tonla başlıyor. Bugün geldiğimiz noktada 60 milyon ton sadece Avrupa'da tüketimi var plastik sektörünün. 330 milyon tonlar civarında dünyada plastik tüketimi mevcut. %6'lık yıllık büyümeyle geliyor. Geleneksel malzemeler dediğimiz metal, cam, kağıt, ahşap gibi malzemeler ise yılda maksimum en fazla %2 büyüyebiliyor. Dolayısıyla plastik sektörü geleneksel malzemelerden her yıl belli uygulamalarda pazar payı almaya başlıyor, alıyor ve devam ediyor. Plastik geleceğin malzemesi diyoruz. Doğal olarak geleneksel malzemeler de bundan endişe duymaya başlıyorlar. Bunlarla ilgili olarak da lobi faaliyetleri başlıyor. İşte sürekli bir plastiğin algısıyla ilgili, özellikle toplumdaki algısıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Plastiğin sözüm ona çevreyle problemleri olduğu, insan sağlığıyla problemleri olduğundan bahsediyor. Oysa düşünün, bugün yeni doğan bebekler plastik eldivene doğuyor. Doktorlarımızın elinde plastik eldivenler var. Onları alıp koyduğumuz kuvezler plastikten yapılmış oluyor. Çok zaman hijyenik ortamda kullandığımız, bebeklerimiz için kullanmış olduğumuz oyuncaklardan tutun örtülere kadar tamamının temelinde plastik var. Bu hayatın her aşamasına bu şekilde devam ediyor. Artık plastiklerden öyle noktalara geldik ki kalp kapakçıkları yapılabiliyor. İnsan yedek parçası üretilebiliyor. İnsan ömründen daha uzun ömrü olan ve insanın vücudunun içerisine takılabilen, konulabilen operasyonlarla yedek parçalar yapılabiliyor. Malzeme eğer insan sağlığıyla problemli olsa bunlar yapılabilir miydi? Bunların hiç mantıklı tarafı olabilir miydi? Kaldı ki bütün gıdalar plastikler sayesinde korunabiliyor. Ambalaj olmazsa, ambalajlar olmazsa gıdaların yapılan araştırmalara göre %50'sinin maalesef bozulmak suretiyle çöpe gitmesi söz konusu. Bugün dünyadaki açlığı, kıtlığı hepimiz biliyoruz. Belli bölgelerde özellikle. Plastikler bu anlamda da dünyadaki insanların hijyenik bir şekilde gıdaya erişimine de olanak sağlıyor. Yine aynı şekilde plastikten mamul olan borular, hortumlar sayesinde içme suları, sulama sektörleri de gelişiyor. İnsanların suya olan ihtiyacı da plastik sayesinde giderilmiş oluyor. Çevreyle alakalı olarak ise şuna bakmak gerekiyor. Bir malzeme nasıl çevreci olur, nasıl çevreci olmaz, işin temeline inmek lazım. Plastikler ortalama 200 ila 300 santigrat derece aralığında eritilerek işlenebilen malzemeler.
İlk bakılması gereken üretim sırasındaki harcanan enerji. Şimdi bir metalin ya da camın ya da kağıdın üretilmesi için gereksinim duyulan enerjiye bakmak lazım. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Kağıt bir ambalaj, aynı efsaftaki plastik ambalaja göre 2,5 kat daha fazla enerji tüketilerek üretilebiliyor. Bu ne demek? Doğal kaynaklarımızın 2,5 kat daha fazla tüketilmesi anlamına geliyor. Metalin ya da camın ergitilmesi için gereksinim duyulan sıcaklık biliyorsunuz 1000 santigratın oldukça üzerinde olmak zorunda. Plastikte ise bu rakam 200 ila 300 santigrat değer aralığına iniyor. Dolayısıyla ihtiyaç duyduğunuzda 5 katları, 4 katları daha az enerjiyle plastiği işleyebiliyorsunuz. Endüstriye kazandırabiliyorsunuz, insan kullanımına kazandırabiliyorsunuz. Bu sadece burada da bitmiyor. Kullanım yerindeki fayda da devam ediyor. Mesela otomotivde bugün %15 civarında plastik kullanılıyor. Biliyor musunuz? Sadece 1 kilogram, her 1 kilogram otomotivde plastiğin fazla kullanılmasıyla 150 bin kilometre yol kat eden bir araçta yapılan tasarruf 750 litreye varıyor. 750 litrelik bir enerji tasarrufu fosil yakıtlardan yani petrolden tasarruf anlamına geliyor. Bunun sadece Avrupa Birliği ülkeleri içerisindeki yaratmış olduğu tasarruf 100 milyon euroyu buluyor yılda. 100 milyon euro nerelerde nasıl değerlendirilebilir düşünmek lazım. Biliyorsunuz artık kompozit malzemeler, plastik temelli kompozit malzemeler havacılık sektöründe de çokça kullanılıyor. Uçaklar, büyük uçaklar özellikle bu sayede daha uzun mevzilere ve daha uzun menzillere uçabilir hale geldi. Çünkü plastik kullanmak suretiyle o bildiğimiz büyük çift koridorlu uçaklarda 1,5 tona yakın ağırlıktan tasarruf ediliyor. Bu sayede daha az yakıtla daha uzun menzillere gidebiliyorsunuz. Durmadan artık kıtalar arası, daha doğrusu uzak kıtalar arasında yolculuklarda mümkün olabiliyor. Yine beraberinde baktığınızda bugün kullanmış olduğumuz, kullanmakta olduğumuz kişisel ekipmanlarımızın, elektrikli ev aletlerimizin, elektroniklerimizin, cebimizdeki iletişim için kullandığımız telefonların, bindiğimiz araçların tamamının içerisinde en kritik parçalar plastikten yapılıyor. Plastikten yapılmasının getirmiş olduğu bir avantaj da hafiflik avantajı. Araçlarda her 1 kilogram plastiğin fazladan kullanılmasıyla 5001. araç sıfır karbon salımıyla üretiliyor. Çok önemli bir değer. Her 1 kilogram plastik her 5001. aracın sıfır karbon salımıyla üretilmesine sebebiyet veriyor. Karbon sadece araçların yolda gitmesi sırasında doğaya salınmıyor. Üretimleri sırasında da büyük otomotiv firmalarının, fabrikalarının üretimleri sırasında da doğaya salınmıyor. Dolayısıyla plastiğin kullanımı özendirmeli. Plastik sektörünün en az kendisi kadar önemli bir alanı da plastik işleme makineleri. Türkiye bu konuda da başarılı şirketlere sahip. Makine ve plastik sektörünün çatı kuruluşlarında da görev alan, kendisi plastik işleme makinelerinin ham maddeyi eritip şekillendirmeye hazır hale getirildiği makine ürünlerini üreten bir firması bulunan Hüseyin Semerci, makine sektörünü anlatıyor. Plastikler yaşamımızın her noktasında var ve her geçen günde kullanım alanları artıyor. Birçok alternatif ve geleneksel malzemelerin yerini alıyor. Plastik kullanımının hem ülkemizde hem dünyamızda artacağının bir göstergesi. Sanayileşmenin ayrılmaz bir parçası. Makineler de öyle. Yaşamımızda hem makinasız, yani makinenin olmadığı hiçbir şey söz konusu değil. Plastik de neredeyse makine kadar. Tüm imalat sanayi sektörlerine ara malı veren bir sektör. Ben her iki sektöründe sivil toplum örgütlerinde de görev alıyorum. Plasfet, Plastik Sanayicileri Federasyonu'nun başkan yardımcısıyım ki bir çatı kuruluştur. Türkiye'deki birçok derneği çatısı altında toplayan. Makfet'te de yeni kurulmuş Makine Dernekleri Federasyonu'nda da yeni kurulmasına rağmen çok güçlü bir makine federasyonu. Türkiye'nin makine gücünü tamamen neredeyse çatısı altında toplamış 16 dernekten oluşmuş bir çatı organizasyon. Bu her iki organizasyonun da, tepe organizasyonun da yönetim kurullarında olmam sebebiyle sektörleri de gayet iyi tanıyorum. Hem kendi işim hem de diğer paydaşlarıyla birlikte ölçme nabızlarını tutma şansımız oluyor.
Sektörün geleceğini çok iyi görüyorum. Avrupa'ya entegrasyon noktasında iyi görüyorum. Çünkü şunu biliyoruz. Türkiye'mizin sanayisi komşu ülkeleriyle, paydaş ve kardeş ülkelerle kıyaslandığı noktada bir level üstte. Biz onlarla alışverişimizi arttırarak Türkiye makine sektörünü, benim işimle birlikte bakarsak plastik işleme makineleri sektörünü bir ileriye götüreceğine inancım tam. Türkiye makine sektörü 15 milyar dolarlık ihracat yapan bir sektör. Ve baktığınız zaman ilk üç ülke çok enteresan. İhracat yaptığımız ilk üç ülke Almanya, ABD ve İngiltere. Yani yüksek teknolojiyi özümsemiş, kalite bilinci yüksek, tüketici alışkanlıklarının olduğu pazarlara biz ihracat yapıyoruz. Plastik sektörü açısından da baktığınız zaman benzer bir durum söz konusu. Plastikte de Avrupa'nın ikinci büyük işleme kapasitesine sahip ülkesiyiz. Paydaşlarımızla, kardeş ülkelerimizle, Türkiye Cumhuriyetlerle, Kazakistan'la, Bosna Hersek'iyle, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan'la ilişkilerimizi arttırmak ve karşılıklı noksanlarımızı birbiriyle eşleyerek ticaret hacmimizin artacağına inanıyorum. Bu bölgelerde, kardeş ülkelerde, paydaş ülkelerdeki ticaret hacmimizi şu aşamada yeterli bulmuyorum. Geliştirilmesi gerektiğine inanıyorum. Burada kanımca bir imaj sorunumuz var. O da şu, geçmiş dönemlerde oluşan bir algı. Maalesef pazara, Türkiye pazarına girişte tek kriteriniz fiyat olursa, fiyat kriteriyle buradan makine ekipman almaya çalışırsanız maalesef buranın da elek altı, merdiven altı firmalarıyla bir araya gelmeniz kaçınılmaz oluyor. O yüzden tüketici bilinçli iyi makineyi alıyor. Belki biraz daha maliyetli ama çok çok daha kaliteli. Plastikler kalıplarla şekillendiriliyor. Bu alanda hassas bir üretim ve beceri gerekiyor. Plastik enjeksiyon kalıpları üreten bir firma sahibi olan Mustafa Güneş'i dinliyoruz. Mezuniyetten sonraki bu sektörde görmüş olduğum insan gücü ve bununla beraber bilgi eksikliğinden insanların yurt dışında imalata yönelmelerini bir fırsat olarak değerlendirdim. Bu imalatı ben Türkiye'de nasıl yapabilirim? Bu teknolojiyi veya bu iş gücünü buraya nasıl sağlayabilirim? Bunun bir araştırmasını yaptım. Birkaç firmada çalıştıktan sonra bu işi kendi yapabileceğimi anladım ve kendime ait bir atölye, bir firma kurarak imalata başladım. Benim asıl buradaki hedefim hem içeride bir katma değer oluşturmak, bununla beraber yurt dışına daha büyük pazarlara açılabilir miyim düşüncesiydi. İç piyasada kendimizi ispat ettikten sonra yurt dışında yaklaşık olarak şu anda 27 tane ülkeye yapmış olduğumuz ürünleri gönderebiliyoruz. Çok rahat bir şekilde hizmet verebiliyoruz. Bunun altyapısı işte bu 10 yıllık zaman içerisinde kurulmuş bir düzendir. Yapacakları işten kendinden emin olan insanların yatırım yapmalarını veya bu türlü firmalarda aktif görev alarak kendilerini ispat etmeleri onlar için çok büyük bir artı olacaktır. Zamanı gelince gerekli olan birikim oluştuktan sonra her türlü iç piyasada imalat yapıp hem yurt içinde hem yurt dışında büyük pazarların olduğunu biliyoruz ve buraya bir an önce bizlerin hakim olarak doldurması gerekmektedir inanıyorum ben. Geçen yıl bizim sektörümüzle ilgili yapılan fuarda kullanmış olduğumuz takım tezgahlarındaki satış rakamlarına baktığımızda yaklaşık 400 adet gibi çok ciddi bir rakamda bir tezgahın satıldığını, bir yılda olduğunu gördük. Bu sektöre yatırım yapılması gerektiğinin çok ciddi olarak gerektiği arz ettiğini görüyoruz. Ben de zaten bu yöndeki yatırımlarımı şu anda bu sektörün ileri teknolojisini kendi atölyeme getirip daha hızlı, daha seri, daha kaliteli ürünler çıkarabilir miyim? Bunun peşindeyim. Biz şu anda Türkiye olarak veya bu sektör olarak ürettiğimiz ürünün yaklaşık olarak tüketim payımız %20-25. Yani %80'lik gibi bir oranı biz yurt dışında
bu türlü talep bekleyen firmalara satabiliriz. Şimdi Türkiye'de plastik boru sektöründe önemli üretimler ve ihracatlar yapan firma yetkilisi Özgür Pehlivan'a uzatıyoruz mikrofonumuzu. Türkiye'deki plastik sektörü 1970'li yıllarda sulamayla başlayan plastik boru geçişi 1995'li yıllarda bina içi tesisat, mekanik tesisat dediğimiz kısımla beraber hızlıca büyümeye başlamıştır. 2000'li yıllarda yaşadığımız depremden sonra plastik sektörü gün geçtikçe daha da büyük bir trend kazanmıştır. Altyapı ve üst yapı sektöründe aşağı yukarı yıllık pazar payının 1 milyar dolar olduğu söylenmektedir. En büyük özelliklerinden bir tanesi, özellikle HDP boru için söylüyorum bunu, %500 uzama katsayısına sahip. Yani herhangi bir deprem, zelzele veya doğal afette boruda kopma gibi bir şey söz konusu değildir. Yani boru esner, uzar ve sistem çalışmaya devam eder. Dünyada plastik boru diğer borulara nazaran %95'ini artık almıştır. Plastik boru dünya piyasasında çok ciddi oranda tüketilen ve kullanılan bir malzemedir. Artık yeni yapılan üst yapı gruplarında, işte B1, B2 sınıfında sessiz, yanmaya dayanımlı, özel nitelikli borular tercih edilmeye başlandı. Özel nitelikli üç katmanlı, hem sessizlik sağlayan hem işte yanmaya dayanımlı, yandığı zaman zehirli gaz çıkartmayan, alevli yanmayan borular piyasada şu anda trendde. Korozyon, paslanma nedeni döşeme esasında oluşan hasarlar, nakliye esnasında oluşan hasarlar, hani sadece demir boruyla sınırlandırmamak lazım. Eskiden asbestli dediğimiz borular vardı, bunlar kanserojen oldu, ortaya çıktı. Sonra beton borular gündeme geldi. Beton boruların taşınması, nakliyesi, döşenmesi çok ciddi bir işçilik ve zaman kaybına sebep olabiliyordu. Şimdi plastik borularda hem işlemesi kolay hem iç içe geçmesi anlamında, nakliye anlamında biraz daha diğer borulara göre avantajlı. Türkiye plastik sektörü 150'nin üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Dünyanın ekonomik olarak en gelişmiş pazarları yanında dost ve kardeş ülkelerle de deneyimlerini paylaşıyor, onlara kaliteli ürünler sunuyor. Gıda güvenliğinden otomotiv sektörüne, şehir altyapılarından elektroniğe kadar her alanda Türk plastik ürünleri dünya çapında alıcı buluyor.